Biri beni öldürmeye çalışıyor. Lütfen kırmak istemedim. Arkadaşımın fikri, yemin ederim. Merhaba, seni iyi yakaladım. Bekle, hayır, onları gerçekten gördüm. Biz gerçekten burada tehlikedeyiz. Ben küçük bebek şeylerini sevmiyorum. İnan bana, bu hikaye çocuk işi değil. Hadi beni takip et, anlatırım bütün tarihini. Rainbow Friends ve Uyuk Yerleri eskiden kasabadaki en popüler aileydi. Kasabada eğlence, herkes bilir, garip dünya. Şehirdeki en iyi yerdir, yemekleri, ödülleri olan ve... Hadi. Rainbow Friends her zaman burada değildi ki. Dinle beni. İlk olarak uzun zaman önce bir kişi tarafından açılmıştı. Sadece ailelere göstermek isteyen bir adam. O zamanlar iyiydi. Şarkı söyleyen ve dans eden renkli karakterler misafirlere pizza ikram ediyordu. Her şey harika gidiyordu. İş patladı. Gerçekten herkes bunu sevdi. Ta ki her şey değişene kadar. Rainbow Friends için rekabet yoktu. Yakında tüm aileler gitmemeye başlamıştı oraya. Müşteri yoksa para da yok. Parasızdı. Çalışanların ödeme yapmanın bir yolu yoktu. Oyun yeri hayalet kasaba oldu. Yakında kimse kalmadı. Rainbow Friends ve adam yapayalnız kalmıştı. Ama yalnız olmanın bir şansı vardı. Çalışanları için. Ve bu adam hayallerinin yok olmasına izin vermeyecekti. Savaşmadan yıkılmayacaktı. Yeni bir şov yapacaktı. O kadar büyüktü ki herkesi geri getirecekti. Müşterileri geri getirmek için sadece yeni çalışanlara ihtiyacı vardı. Yeni Rainbow Friends'lere. Ve bu defa asla kimse ayrılamayacaktı buradan. Alo, merhaba, iyi akşamlar. Ben yeni iş ilanı için aramıştım. Ya, garip bir numara. Başkasının olmalı sanırım. Oo, bu özel bir iş hattı. Hey, bak ne diyeceğim. Atla gel, işi konuşalım dostum. Harika. Sadece dikkatlice derinliklere doğru sür. Hadi seni bekliyorum. Hemen yola çıkıyorum. Vay be, hiçliğin ortasındayım resmen. Nasıl bir yol burası böyle? Lütfen yardım et. İyi haber, işi kaptın. Neredeyim ben? Yeni evine hoş geldin. Benim en iyi Rainbow Friends'im olacaksın. Heyecan verici. Yakında tüm aileler tarafından sevgiyle anılacaksın. Bloxburg üzerinde görmek için kilometrelerce gelecekler. Kötü haber ise bu kafana olacak mı? Bekle, ne? Hayır, hayır lütfen. Geri gel. Arkadaşım olmak istemiyor musun? Dediğim gibi. O neredeyse kaçıyordu. Bö. Yani 4 tane Rainbow Friends olmuştum.
birlikte gelin, yenileri görün ve gelişmiş Rainbow Friends'i. Aileniz ne kadar gerçekçi olduklarına inanamayacaklar. Wow, bu çok gerçekçi görünüyor. Çünkü onlar gerçek. Yakında oyun yeri daha popüler oldu. Mavi, yeşil, turuncu ve morun son yenilemesi insanlar çok sevmişti. Sahibi çok mutluydu. Ama Rainbow Friends değildi. Tamam, herkes çok mutlu. Şimdi geri dönmemize ve gitmemize izin ver. Geri dönebilir misin? O dönüşüm kalıcı olarak yapıldı. Kalıcı olarak burada olacaksın. Sonsuza kadar. Peki başka bir yere gidemezsek? Belki başka bir arkadaş edinmemizin zamanı gelmiştir. Biliyorsun ki çocuk alamadık. Olamaz, bu harika bir fikir. Nihayet bir kostümümüz daha var. Hadi patron, bizimle arkadaş olmak istemiyor musun? Bekle, dur. Benim düşündüğüm şeyi düşünüyor olamazsın değil mi? Buraya girmiş olmalısın. Bu aptallar beni yakalayamayacaklar. Gerçekten. Yakında yer kapandı. Ama bazıları diyor ki 5 Rainbow Friends daha hala burada. Salonda kendilerine arkadaş arıyorlarmış. Hadi ama imkanı yok. Bu sadece bebekleri korkutmak için uydurma. O sadece kartondu. Çok feci korktum. Hayır, korkmadım. Hiçbir şey beni korkuttu ama... Çok açım. Koş. Buraya gel. Ne çıkış orada? Hadi kurtulacağız. Ne? Burası çıkış değil ki. Burası kilitli. Pekala, yeni arkadaşın olarak sana biraz kendimden bahsedeceğim. Hadi ama çocuklar, lütfen çıkarın beni. Her şey lisede başladı. Ben o zamanlar canavar değildim. Okuldaki çocuklar bana sürekli zorbalık yapıyordu. Fasulye sırığı gibi lakaplar takıyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Okulun müdürüne gittim ama işe yaramadı. Her şeyi daha kötü hale getirdi. Çok kötü durumdaydım. Ve yine benimle dalga geçmeye devam ettiler. Bunlardan aileme bahsettiğimde bunlara göz yumdular. Bedenimden dolayı normal olduğunu ve benim fazla tepki göstermediğimi söylediler. Her gece ağladım. Durumum o kadar kötüydü ki ailem beni terapiste bile gönderdi. Bana sadece bir stres topu verdi. Kendimi ne zaman kötü hissetsem ya da yalnız ya da delirmiş olarak hissetsem... Kocaman sıkmam gerekiyormuş. Doğruyu söylemek gerekirse işe yarıyordu ama bunun için de benimle dalga geçtiler. Hey kürdana bakın. Ezi'ye bakın, o osurdu.
Ben yapmadım. Loser. Sonunda daha fazla dayanamadım ve içimdeki o canavar benim kontrolüme sahip oldu. Bedenim o kadar büyük görünüyordu ki fakülte bizi ayırdı. Bu kötü oldu ama artık bana bulaşmayacaklarını anlamış oldular. O an bana ne olduğunu hiç anlayamamıştım. Ah, lanet olsun. Giderek değişmeye başlamıştım. Yani en azından lisede. Liseden sonra çoğumuz aynı yere gittik. Yerel topluluk koleji. Onlar aslında bana arkadaşça davranmaya başladı. Görünüşe göre onların saygısını kazanmıştım. Ama bu da sadece bir numaraydı. Bir gün beni dışarıda bir yere davet ettiler. Şehrin varoşlarına Rainbow Friends denir. Orayı duymuştum. Daha önce bir çocuğun doğum günü partisi gibi bir şeydi. Onlar gitmek istese de ben istemiyordum. Yeni arkadaşlarımla birlikte arabaya bindik. Başından beri bu yolculuk hakkında şüphelerim vardı tabii ki de. Oraya yetiştiğimizde çok uzun sürmedi. Oyuna geldiğimi gerçekten anladım. Orası kapatılmış. Hatta terk edilmiş gibi görünüyordu. Tamam hadi girelim, planı anlatıyorum. Adamlar her yeri kilitlemişler. O yüzden sen oradan uzanıp pencereleri açacaksın, tamam mı? Ne? Ama bu yanlış. Hadi ama adamım hal olduğunu sanıyordum. Ben... tamam. Dediklerini yaptım, sorun olmadı. İçeri girmek ürkütücüydü. Ama yeni arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. Ne demiştim sana dev, işe yaradı işte, gördünüz mü? Tartışma şansım olmadan önce duvarlardan korkunç bir ses yankılandığını duyduk. Hey, o da ne? Hiçbir şey, muhtemelen sadece rüzgardır, değil mi? Evet, rüzgar, evet. Korkuyordum. Hiç olmadığım kadar çok korkuyordum. O aptal şeyi bir kenara koy. Bizi yakalatmaya mı çalışıyorsun? Buranın bir kasası olmalı. Ailem beni buraya getirdiği zamanlar kasayı bir çocuğun yapmış olabileceğini söylüyorlardı. Onlar yalan söylemişti. Burayı soymak istiyorlarmış. Bunu anlamadan biraz önce Rainbow Friends'in etrafında en güçlü güvenlik önlemleri alındığını anladım. Burada değil. Tanrım, bana dev fasulye gibi gizlice yaklaşma. Dinle, bence buradan gitmeliyiz dostum. Peşinde olduğun her neyse buna değmez. Senin sadece büyük bir korkak kedi olduğunu biliyordum. Burada sen ve benden başka hiçbir şey yok. Arkana bak hemen. Ha? Koşabildiğim kadar hızlı koştum. Koşmaya devam ettim. Koşuyordum hiç durmadan ve garip dünyaya yetişene kadar. İskelenin yukarısında insanlar vardı. Burada eğleniyorlardı. Çok aşağıdaydım. Hayatım için çılgınca tüm sebeplere meydan okuyan bir canavardan kaçıyordum. Ay, gözlerim, gözlerim. Hayır. Uyandığımda tüm dünya kararmıştı. Ertesi sabaha kadar kimse beni bulamamıştı. Hastaneye kaldırıldım ama orada benim için yapabilecekleri bir şey yoktu. Kalıcı olarak kör oldum çünkü ben o moronlarla değerlerimi feda ettim. Onlara uymakla çok büyük bir hata yapmıştım. Herkes beni görmeye gelmişti ama ben onları göremiyordum. Bana bu şekilde davranılmasına izin veren okul personeli, bana plasebo öneren terapist, o zamana kadar bana aldırış etmeyen ebeveynler ve ben rezil olurken dalga geçen çocuklar. Ama acımı görmezden gelmişlerdi. Şu an yanımdalar düşüncesiyle kendimi gülümsetmeye çalıştım. Ama mutluluğum hızla utanca dönüştü. Herkesi geri çevirdim. Kimseyi istemedim. Ama bir ziyaretçiyi durduramadılar.
Merhaba arkadaşım. Nasıl hissediyorsun? Sen de kimsin? Personeli ziyaretçi yok dedim. Hadi ama dostum, ben herhangi bir ziyaretçi değilim. Çok prestijli bir sağlık kurumunun adına buradayım. Onlar eski dünyaya karşı yeni bir umut var diyorlar. Neden bir denemiyorsun? İstemiyor musun sana kötülük yapanları incitmeyi? Bana yanlış yapanlar sayılamayacak kadar çok var. Pekala dostum, yapalım şunu. Bu çok iyi. Tutkunun benimle geldiğini görebiliyorum. Seni kimle tanıştıracağım? Seninle ilgilenecekler. Ve adamın beni yönlendirdiğini bilmeden Rainbow Friends oyun yerine geri döndüm. Bir kez farkına varmıştım sadece. Ama çok geçti. Sadece orada dur lütfen. Ortağın bağlanmanıza yardımcı olacak. Bağlanmak mı? Ve şimdi hareketsiz dur lütfen. Mavi. Bekle, bu sesi biliyorum. O canavar. Ne oluyor? Hayır, hayır. Gel şimdi. Bu sadece birazcık acıtacak. Lütfen bırak gideyim, ne olur. Ben ikinci Rainbow Friends'tim. Bana yeşil dedi. Fasulye direğinden daha çok sevdim. Körlüğümü iyileştiremezken bana her zaman istediğim şeyi sağladı. Arkadaş. Gerçek arkadaşlar. Ve bu yüzden o benim arkadaşım oldu. Evet, ne düşünüyorsun ha? Bu çok korkunç, üzgünüm. Başına gelen her şey için çok üzgünüm, çok üzgünüm. Üzgünüm, üzgünüm, üzgün mü? Hiç dikkat etmiyor muydun? Burayı seviyorum ve sen de seveceksin. Ne diyorsun? Sen benim arkadaşım olmayacak mısın? Hareket etmeye devam etmeliyim. Buradan kaçacağım. Hadi 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 dostum, başaracağım. Harikaya dönmemiz gerekiyor. Endişelenme halledeceğim. Endişelenme mi? Burada insanların öldüğü söyleniyor. Nasıl endişelenmeyim? Tamam. Wow. Bu çok güzel. Garip dünya. Hadi bakalım. Hey, ne yapıyorsun orada? Açıkça düzgünün yazıyordu. Biliyorum ama güven bana, hislerin bu taraftan gitmemiz gerektiğini söylüyor bana. O yüzden bu taraftan gidiyoruz. Onu gördün mü? Ben korkuyorum. Eminim bir şey yoktur çocuklar, sadece. Barış'ım. Haydi kalk onu bulup çıkaracak buradan, ama güven bana. There, up ahead. Onu kaybettik, siz iyi misiniz beyler? İyiyim. Bakın. Hey, iyi misin kardeş? Kafan mı güzel? Bir şey içmiş gibisin ha.
dedin sen? Konuşabiliyor musun? Evet, konuşabiliyorum. Sadece görünüşüm değişti. Tavrım ve aslında karakterim hala aynı. Sen Ayş. Dışarıdaki o şey de neydi? Ve arkadaşımızın nereye götürdü? Bak hele o kafandaki siyah, bu ne, saç mı? Kafanızda birçok soru var biliyorum ama hepsini yanıtlayacağım, rahat olun. Doğruları söylerim. Bekliyoruz. Burası Rainbow Friends oyun alanı. Önceden kahve neşeyle doluydu ama şimdi sessizleşti. Kullanılmış salonlarından geriye sadece sessizlik ve korku haklısın kaldı. Belki de bunu yapmamalıyız. Hayır, devam et. Benim adım Kırmızı, Rainbow Friends'in kırmızısı. Dostlarım mavi, turuncu ve mor da vardı. Ama korkarım ki onları kaçırdı o kişi. O kişi bize saldıran mı? Evet, o gördüğünüz Rainbow Friends'in katili. Herkesi tek tek yakalayıp duruyordu. Ve katlediyordu. Ona ne oldu? Hepsi benim suçum. Her şey yıllar önce başladı. Ben sadece aptalca hayaller olan aptal bir çocuktum. Babamın dediği gibi. Bu ne oğlum böyle? Senin bu saçma sapan çizimlerine zaman mı kaybedeceğiz? Newt? Hayır, büyük bilim adamı Isaac Newton değil. Annemin seçimiydi tabii ki de. Evet, sana soru sordum. Onlar karalama değil baba. Onlar benim arkadaşlarım. Bir gün gerçek olacaklar. Yapacağım. Arkadaşların öyle mi lan oğlum? Sen salak mısın? Kağıda çizdiğin şeyler nasıl gerçek olsun? Kafayı mı yedin sen? Annen duysa kalpten gider. Ve şimdi ağlıyor musun? Bu sözde yaratıcılığın sana yaptığına bak. Seni ağlayan bir velete dönüştürdü. Peki sanırım benim oğlum hiçbir zaman delikanlı olamayacak. Seni salak, kanayan kalp sanatçısı, yumurta kelleli velet. Babamın dünyayı sadece siyah beyaz görmesi çok saçma. Başka hiçbir şey yoktu. Sadece siyah ve beyaz. Onun için sadece iş güzeldi. O beni hiçbir zaman umursamadı. Sadece umursuyormuş gibi yaptı. Beni kandırdı. İdeal oğluymuşum gibi davrandı bana. Ama büyüdükçe anladım ki beni kandırıyor. Onun için tek önemli olan sayılardı. Benim hayallerim olamazdı. Aklımın olup olmaması önemli değildi. Onun istediklerini yapmam yeterdi. Onun işlerini yaptıktan sonra geceleri kendimi bilime ve sanata adadım. Ve kendimi var olan bir renge kaptırdım. Sonunda siyah beyaz dünyadan kurtulmuştum. Sürekli hayalimi gerçekleştirmek için gizlice ve sıkı çalıştım. Hayalimi inşa etmeye başladım. Ve babama bir işe girdiğimi söyledim. Yaşlı adam ona ne olduğunu gösterene kadar bana gülümsedi. Çok mutluydum. Babam bundan da memnun olmamıştı. Ama ben ona göstermeye kararlıydım. Onu içeriye geçirdim ve duvarlara astım tasarımları gösterdim. Ona tanıttım ve sonunda laboratuvarıma ulaşmıştık. Oradaki renkleri ona gösterdim ve ona yalan söylediğimi artık anladı. Ben mutlu bir şekilde anlatıyordum. Babam arkamdan ne düşüncelere girmişti hiç bilmiyorum ama... Sonra bana saldırdı, onu itip kapsüle kapattım ve sonra da hemen mutasyonu başlattım. Baba, böyle olsun istemezdim ama... Ama garip giden bir şeyler vardı. O mutasyona uğradı. Ve kapsülü kırıp çıktı. Böylece Rainbow Friends'in katili ortaya çıktı. Baba! Sen bana ne yaptın? Seni değiştirdim. Sen bunu istemedin. Baba! Yani siyah senin baban mı? Evet, 2 saattir ne anlatıyorum ben burada Allah için. Neyse, uzun zamandır yoktu. Ondan korunuyordum. Ama geçen günlerde geri döndü. Geri gönderelim. Sana yardım ederiz.
Onun cengi değiliz. Tek umudumuz siyah boya. Siyah boyayla ondan saklanabiliriz. Çünkü o dünyayı siyah beyaz görüyor. Beni gördüğü gibi. Sizin de siyah boya kullanmanız gerek kamuflaj için. Ancak böyle saklanabilirsiniz. Hadi hızlıca sürün üzerinize. Mavi, yaşıyorsun. Da kırmızı, seni gördüğüme sevindim ama peşimizde hemen gitmeliyiz. Bekle, bunlar da kim? Ya arkadaşlarını kaçırmış, kurtarmaya geldiler. Takip edin beni. Hızlı olun, bizi görmemeli. Aman tanrım. Nerem o Frens, kutu olmuşlar. Yeter artık, koşmaktan yoruldum. Teke teke gel. Baba, kes şunu. Olsun, benim oğlum değilsin. Hey, bunu gördünüz mü? Renkli ışık onu durduruyor. Haydi yapalım. Arkadaşların seni zayıflattı. Onları senden aldı, mesra sende. Hadi. İyi atış. Baba, bu arkadaşlarım için. Bitti. Başardık. Yani şimdi eğlence vakti. Bu yer bana çok korkunç geliyor. Gözlerini dört aç Brokey. Bir düzüne kayıp insan raporu aldık ve hepsi buraya geri dönüyor. Ne, o zaman patronun daha fazla desteğe ihtiyacımız yok mu? Evet, kesinlikle bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Sen nesin be? Geri çekil çanak. O haklı. Sana istediğimi yapabilirim ama yaşamama izin verdim. Çünkü ben iyiyim. Hanımefendi, öncelikle selamünaleyküm. Sizi bir daha uyarmayacağım. Sakince buradan uzaklaşmalısınız. Şimdi. Hayır. Hayır. Oh hayır. Çaylak. Uyku vakti. Mükemmel gidiyoruz efendim. Neler oluyor bu? Bu da nedir? Tüm zamanlar babam üstü icadı. Beni güzel yapan şey tabii ki de. Evet, bu çok hoş. Hadi ama bu görüntüyü sevdiğine emin misin? Sana ne oldu böyle? Sanırım öldürecek biraz zamanımız var. Sana tüm hikayemi anlatmama izin ver. Evet. Erkek kardeşim Mavi ve ben ikizdik. Her şeyimiz aynıydı. Sadece tek bir farkımız vardı. Annem onu benden daha çok seviyordu. Ve doğal olarak bu da beni üzüyordu tabii ki de. O her zaman arkadaşlarıyla dışarıya çıkıp oyunlar oynardı. Süper kahraman oyunları. Ben sadece kılıp rol yapmaya devam ederdim. Aptal çay partileri ve oyuncak bebeklerle. Ama bir gün bundan çok bıktım. Bir kız gibi davranmamı istediler. Kendime bir kova pembe boya aldım. Ve onunla saçımı boyadım. Ailem ne yaptığımı gördü. Ve hiç mutlu olmadılar. Ve onların minik yasalarını çiğnediğim için daha fazla evde kalmak zorunda kaldım. Mümkün olduğunca mükemmel kız kardeş olmaya çalışıp kendimden uzaklaşmaya çalıştım. Dış dünya gerçekten mükemmel görünüyordu. Spor, notlar, gezmek. Ama sonra erkek kardeşime daha fazla sinirlenmeye başladım. O dalga geçer gibi arkadaşlarıyla takılıp video oyunları oynuyordu. Ben ise derslerden başka bir şeyle ilgilenmiyordum. Neden hiç arkadaşım yoktu bilmiyorum. Acaba sorun bence miydi?
Bunları sürekli düşünüyordum. Sadece o konuda ilgilenebiliyordum. Ve sonunda üniversiteye kabul edildim. Kardeşim bir konuda geçmiştim. Çok mutlu olmuştum. O evinin kirasını ödeyecek bir iş bile bulamamıştı, biliyor musun? Belki bu sefer saygı duyabilirdim. Arkadaşlarım olabilirdi. Ancak ailem nasıl başardın diye benden nefret ettiler. Ve beni evden attılar. Çok saçma. Ve ben de gittim. Oradan ayrıldığım için mutluydum. Bir gün yurt odamda finallere hazırlanırken oraya bir ziyaretçi geldi. O maviydi. Beni gördüğünü çok mutlu olmuştu. Bir iş bulduğunu söyledi. Bir adamla bir iş için konuştuğunu. Ve kabul edildiğini söyledi. Tabii ki donmadığını mutluymuş gibi rol yaptım. Ve ona iyi şanslar diledim. Onu yanıma gönderdim tabii ki de geriye. Ama biliyordum bu işten daha fazlasıydı. Aylardır ondan haber alamamıştım. Onu merak etmeye başladım. Ona mektuplar yazdım. Ama hiçbir şeyimi dönmedi. Biraz endişelenmiştim ve ailemi aradım. O ortalıktan kaybolmuştu. Kimsenin işten haberi yoktu. Aylardır kimse onu görmemişti. Görünüşe göre işten kimseye bahsetmemişti. İkizler arasındaki bağ güçlüdür. Birbirlerinden nefret etseler bile bu yüzden onu aramam gerektiğini biliyordum. Ve aramaya karar verdim. Her ne pahasına olursa olsun onu bulacaktım. Sonuçta benim ikiz kardeşim. Dikkatli araştırmalarımın ardından bu yeri buldum. Rainbow Friends oyun yerini. Duvarda renkli şeyler vardı. Önceden burada çok çocuk vardı. Ama şimdi ıssızlaşmıştı. Peki ne oldu da ıssızlaştı? Bu soruyu sürekli düşünüyordum içeride. Belki burası kapatılmıştı. Daha doğrusu battığı için kapatılmıştı. Olabilirdi. Ama benim kardeşimin niçin buraya kadar geldiğini düşünürken kardeşimle göz göze geldim. Lütfen kaçma. O benim kardeşim değildi. Koştum, koştum, koşmayı hiç bırakmadım kendimi buradaki odada bulana kadar. Ve orada bir tane bilim adamı duruyordu. O an güvende olduğumu düşündüm. Ta ki arkasının dönene kadar. Onun da canavar olduğunu anladım ve korkudan bayıldım. Uyandığımda bu makine dedim. Açıkçası vücudumun tüm bileşenlerini değişmesi çok acı vericiydi. Sonra dumanca aldığımda karşımda o bilim adamını gördüm. Sonra bir adım attım. Ve bir şeyin değiştiğini fark ettim. Aşağıya bakmaya çalıştım. Ellerimin olmadığını fark ettim. Ellerim yoktu. Resmen ağlayacaktım. Ama kırmızı bilim adamı beni sakinleştirmeye çalıştı. Rainbow Friends'e katılmak için özel olarak seçildiğimi söyledi. Ailemin gerizekalı olduğunu biliyordu. Ve burada çok bağlı olduğumuzu söyledi. Yani hiç bulamadığım bir arkadaş ortamı gibi. Burada bazı benzerlikler olduğum için mutluydum. Ama birileri burada olmamdan mutlu değildi. Mavi kapıyı tekmeledi ve bağırarak içeriye girdi. Ben de birazcık yetim hakkımı kullanabileceğimi düşündüm. Sonra Mavi'ye saldırdım. Ona bütün öfkemi kusuyordum. Artık ondan daha iyi olmak beni mutlu ediyordu. Evet, ondan daha güçlüydüm. Ama bir şeyler ters gitti. Ve ona gerçek bir zarar vermeden önce elimden kurtuldu. O zamandan beri benden kaçıyor. Ta ki bugün seni kurtarmaya gelene kadar. Evet. Evet, beni kurtarmaya geldi. Ama yine de başarısız oldu. Onu kurtarmaya çalışmıyordum. Seni kendinden kurtarmayı deniyordum. Kendine gel artık. Benden her zaman nefret ettin. Bana çöp gibi davrandın. Hem daha iyi olduğunu düşündün. Kendimden başka hiçbir şeye sahip olmama izin vermedin sen. Bu senin hatırladığın. Pembe, seni sevdim ve hala seviyorum. Ne? Bu doğru. Küçükken ebeveynlerimizin favorileri bendim. Ama hatırlamıyor musun? Bu
buldum. Her fırsatta seninle oynuyordum. Saçını pembeye boyamana bile yardım ettim. Sonra üniversite için mücadele ettiğini biliyordum. Bu yüzden çalışmana yardım bile ettim. Bir gün matematik sınavım vardı. Ve gece sana yardım ettiğim için sınavdan kaldım. Bu yüzden üniversiteye gidemedim ama sen gidebildiğin için çok mutluydum. Mükemmel kız kardeşim. Hiçbir kadınla bu kadar gurur duymamıştım. Seni seviyorum. Bu doğru mu? Bu doğru mu? Tabii ki de Mavi, ben çok üzgünüm. Ve ben de seni seviyorum. Bunu nasıl unutabilirim ben? Kendini suçlama. Bu makine anılarını tersine döndürüyor. Çünkü kırmızı onun mükemmel arkadaşı olmanı istiyordu. Yani kölesi. Kırmızı. Bunu bir daha yapmasına izin vermemeliyiz. Bu arada önceki polis için üzgünüm mü? Kendim de değildim. Ben de değişmene çok sevindim. Kalbinin falan filan ama şimdi lütfen beni buradan çıkarır mısın? Tabii ki de, bana bir saniye ver. Korkarım bunun için çok geç. Çok geç kaldık. Merhaba gençler, akşam yemeği zamanı. Ve ben çok açım gerçekten. Benim ismim Turuncu. Eski ismimi hatırlayamıyorum. Diğer tüm geçmişimi, ailemi, dostlarımı hiç kimseye hatırlayamadığım gibi. Tabii açlığım dışında. Her şey çok uzun zaman önce başladı. O zamanlar güçlü ve büyüktüm ama zekamdan korkuyordum. Yine bir yalan aldanmıştım. Güya tüm zamanların en güzel yemeğini yiyecektim ama sonra kendimi hayatım için koşarken buldum. Köşeye geçtim ve gizlenmek için orada bir tane kutu buldum. Hemen içine girip kapağını kapattım. Hey dostum, neredesin? Hadi çık ortaya, arkadaşın olmak istiyorum. Mavi'yi atlattığımı ve ortalığın temiz olduğunu düşündüm bir an. Ama Yeşil sakince takip ediyordu beni. O kördü ama her şeyi duyup kokusunu alabiliyordu. Sizin orada olduğunuzu anladığı anda ellerini üzerinize getirir ve size çok korkunç şeyler yapardı. Ses çıkarmamak için kutuyu yavaş ve dikkatlice açtım. Ve etrafı kontrol ettikten sonra dışarıya çıktım. Ama sessiz olmayı başaramadım. Beni yakaladı. Ondan kaçamadım ve beni direkt ona götürdü. Laboratuvar adamına. Adam bana gülümsedi ve o gülümsemede saf kötülük olduğunu söyleyebilirim. Beni bir makineye kapattılar. Makineden eski moda kıvılcımlar ve sesler çıkmaya başladı. Sonra vücudumu birden gergin hissetmeye başladım. Hatırladığım son şey ise kulaklarımda bir çınlama ve kıvılcımlar. Ve gözlerimin önünde parıldayan o ışık. Çiftlikteki hayatımı düşündüm. Hadi çocuklar. Basit bir hayattı ama doyuracak çok kişi vardı. Tabii benim dışımda. Herkes tabağını bitirmek için elinden geleni yapardı ama ben çoktan bitirmiştim ve hala çok açtım. Annem benim için endişelendi ama ondan başka hiç kimse endişelenmemişti ve bana arzularımı tatmin edecek hobiler edinmelisin dedi ve hayvanlarımız olduğunu hatırlattı. Ve bu bana muhteşem bir fikir verdi. Hayvanların yemeklerinden yemeye başladım ve kendimi durduramadım. Babam bana oğlum diye bağırana kadar. O an korkmuştum bana kızacak diye. Ama orada bir karar vermiştim kendi kendime. Onların yemeklerinden yiyemeyeceksem her zaman gelip buradan yiyecektim. Yani ben de anlamıyordum. Bana adam akıllı yemek verselerdi asla o hayvanların yemeklerini yemezdim. O kadar ileriye gitmezdim. Ama sanırım bu defa fazlasıyla ileriye gitmiştim. Abartmıştım sanırım. Sonra ailem beni bir bowling okuluna yazdırdı. Ve beni oraya zorla gönderdiler. İlk gün çok korkutucuydu benim için. Ve fazlasıyla endişeliydim. Orada da tuhaf olan olmaktan korkuyordum aslında. Ama sonra
Ben çok güçlü ve çok büyük olduğumu fark ettim. Oradaki herkesten daha güçlü ve daha büyüktüm. Bu beni bir gurur duygusuyla doldurdu ve aklıma manyak fikirler geldi. Artık her şeyi yiyecektim. Her şeyi. Herkesin yiyeceklerini. En büyük olacaktım. Ve dünyanın en güçlüsü olacaktım. Ve böylece önüme gelen her şeyi yemeye başladım. Durmadan yiyordum, durmadan, adeta nefes almadan yiyordum. Kendimi durduramıyordum hiçbir zaman. İçimdeki o yeme isteğini durduramıyordum. Sonra baktım ki oradaki öğrencilerin alay konusu olmuştum. Çok üzülmüştüm. Çünkü benimle dalga geçtiler ve bana hep güldüler. Herkesten nefret ediyordum. Ta ki onu tanıyana kadar. O tanıdığım en iyi insandı ve beni mutlu ediyordu. Onun sayesinde spora başladım. Bu kadar çok yemek yemenin benim için kötü olduğunu düşünüyordu. Yüzmeye çalıştım. Ağırlıklar kaldırmaya çalıştım. Ama onların hiçbirisini beceremedim. Ve hepsinden nefret ettim. Denedim ama biliyordum ben zayıflamak istemiyordum. Elimden gelse daha da büyük olacaktım. Ve sonra gözüme bir şey çarptı. O kupayı gördüğümde her şey başlamıştı aslında. Sosisli yeme yarışması düzenlenmişti. Onu kazanmak için elimden geleni yaptım ve orada ilk yemek kupamı kazanmıştım. Anladım ki kimse benim gibi yemek yiyemez. Ünlü olmuştum resmen, haberlere düşmüştüm. Bir sürü yeni yarışmaya katıldım. Okuldaki kimse bana destek olmadı. Onun dışında. İşte o benim için bu yüzden çok özel. Onu çok seviyorum. Okuldaki dolaplar yemek yarışması kupalarıyla doluydu benim sayemde. Hepsini ben kazanmıştım. Başarmıştım resmen. Dünyanın en büyük adamı olmuştum. En çok yiyen adamı olmuştum. Bir gün bir telefon aldım ve açtım da beni bunca yıl uzağa gönderen ailemde arayan. Merhaba tatlım. Babam ve ben seni televizyonda gördük ve gayet mutlu görünüyordun. Ama sağlıklı değilsin oğlum. Lütfen eve gel. Sorunlarını halletmene yardım edebiliriz. Seni seviyoruz. Duyduklarıma inanamadım. Bana eve dönmem için yalvardıklarını, beni özlediklerini düşündüm bir an. Ama hayır, hepsi para içinde elbette. Arkadaşım annemle konuştuğumu duyunca bana söylediği bardağı taşıran son damlaydı. Ona öfkelendim ve onu kovdum. O ağlarken bana şöhretin kafama girdiğini, bir canavara dönüştüğümü söyledi. Dedikleri umurumda olmadı. Kendime bir pizza söylüyordum. Ta ki aynada kendime bir göz atana kadar. Ben bile kendimi tanıyamamıştım. Ne hale gelmiştim böyle? Tabii ki tek tesellim daha fazla gıda tüketmek oldu. Daha fazla ama yediğim her yemekte onu görüyordum. Her yemeğimde, her hamburgerimde, her spagettimde, her kurabiyemde, her pastamda. Her zaman onu görüyordum. Odamda bile onu görüyordum. Artık yemek yemekten zevk almıyordum. Sadece oturup televizyondan bir şeyler izliyordum. Ama her şey değişti. Aldığım son bir telefon aramasından sonra. Dünyanın en büyük adamıyla mı görüşüyorum? Hayır, artık o kişi değilim. Emekli oldum, yiyemem. Senin için bir işim var. Ve mükemmel bir iş. Uğruna ölebileceğim bir iş hem de. Adam beni etkilemeyi başarmıştı. Ben de aptal gibi hemen kandım ona ve teklifini kabul ettim. Çok mutlu ve şaşkındım. Şimdiye kadarki en güzel toplantı yemeği buydu. Ve salak gibi
Eğlenmeye başladım orada. Sanki cennette gibi hissettim. Düşüncelerim, duygularım hiçbir şey yoktu. Sadece çok mutlu hissediyordum. Ama bir şeyler yanlış görünüyordu kafalarına. Çarşaf geçirmişlerdi. Biri masaya çarpıp duruyordu. Üniformaları garipti. Belki de garsonlukta ilk günleridir. Beceriksizlerdir dedim. Kendi kendime. Ta ki o an gelene kadar. Umarım hazırsındır arkadaşım. Son tedavimizin zamanı geldi. Karnını iyice doyur. Tamam mı? Garsonlar adamın yanına geldiler ve örtülerini çıkardıklarında gördüğüm en korkunç iki şey şu anda karşımda bana gözlerini dikmiş duruyordu. Sanki beni yiyecek gibiydiler. Ne oluyor? Uzak durun benden. O zaman ben koştum. Koştum ve o an keşke arkadaşımın tavsiyelerini dinleseydim dedim. Pişmandım. Ama sonunda yeşil tarafında bulundum ve beni bir makineye kapatıp turuncuya dönüştürdüler. En yeni Rainbow Friends'e. Dönüşüm tamamlandığında eski vücudum yok olmuştu artık. Küçücüktüm. Rainbow Friends'in en küçüğüydüm. Gururum incinmişti. Ama o an hissettiğim tek şey hiç olmadığım kadar acıkmıştım. Sonra yemek saatlerini ayarlamışlardı. Ama yemekler berbattı ve alarm çaldığında güzel bir yemek için koşuyordum. Sonuçta insanlar çok iyi yemek oluyorlardı. Bugün daha da açım ve nihayet bir kadın zamanında dışarı çıkmayı unutmuştu. Ve o ilk kurbanım olacaktı. Şimdi yakaladım seni. Lütfen yapma, ben sadece arkadaşımı arıyorum, lütfen. Hayır sen olamazsın. Neden sen olmak zorundaydın? Sana yardım edemem, affet beni. Hayır, durma. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yolumdan çekil kertenkele. Yeşil, yas tutup kenara çekil. Ya da senin kelleni alayım ve öl. Gel bakalım, burnunu dağıtınca da böyle diyebilecek misin acaba? Siz zavallılar sadece intikam almam için birer basamaksınız. O basamak sana şimdi haddini gösterecek. Siz gerizekalılar anlamıyorsunuz. Hiçbir zaman anlamadınız beni. Şimdi seni öldüreceğim. Mor, biraz sert vurdum sanırım. Neyse, kendine gel. Neden inat ediyorsun? Çenem yamuldu pezevenk ama vazgeçmeyeceğim. Geçmişim hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Anlat o zaman. Öf, tamam, sana anlatacağım. İyi dinle ama beni bak. Bir kere anlatacağım sana, başka anlatmayacağım. İyi dinlemezsen siliği yersin. Her şey o korkunç yangın gününde başladı. O yangın gününde. O gün evde yalnızdım. O alevin içinde ailemi ve diğer her şeyimi kaybetmiştim. Bu zamana kadarki her şeyimizi. Ama görüyorsun ben hala hayattayım. Artık tamamen yalnız kalmıştım. Devlet beni koruyucu aileye verecekti. Bir sürü aile gelip gitti. Hepsiyle görüştük ama salak rolü yaptım. Ve kimse beni almadı. Orada çok uzun süre kaldım. Eski günlerin kabuslarını görmeye başladım. Evimizi, eski ailemi ve yangınları. Okulda da hiçbir zaman başarılı olamadım. Ve her şeyi kendi haline bırakma kararı aldım. Ve artık bir serseriydim. Evet, serseri. Bankaları soymaya başladım. Her kötülüğü yaptım. Her kötülüğü, aklına gelebilecek tüm pislikleri. Ve sonra benim sihirli parmaklarımın namını duyan yeni kişilerle tanıştım. Yeni arkadaşlar. Tehlikeli arkadaşlar. Çok sağlam bir ekibimiz vardı. Duvarları boyayıp havalı oluyorduk. Ve yavaş yavaş büyüdük. Tabii rakip çetelerimiz de büyüyordu. Yan kesicilikten bakkal soymaya her şeyi yapıyorduk. Ta ki o kişi çıkıp gelene kadar.
Onu gördüğümde adeta vurulmuştum. Hayır, silahla değil, kalbimden vurulmuştum. Ne bekle, aşık mı oldun? Tabii ki de aşık oldum dostum. Kız taş gibiydi. Hatta onunla evlendim. Ama tabii ki de bu gizli kalmalıydı. Çünkü bu çok tehlikeliydi. İkimiz de çete üyesiydik. Aşkımızı bir süre gizledik ama sonra karımın hamile olduğunu anladım. Ve çetelerden ayrılma kararı aldık. Artık serserilik yoktu. Oradan kaçtık. Bu hayatımın en doğru kararıydı. Sonra bebeğimiz doğdu. Biraz tipsizdi ama yine de onu çok seviyorduk. Bu bizim için yepyeni bir başlangıçtı. Fakat ne yazık ki hayatın planları bizim için farklıydı. Bir gün karımın eski çetesi bizi buldu. Nasıl buldular anlamadım, yan mahalleye taşınmıştık. Çok şaşırtıcı, neyse. Karımı markette yakalamışlar. Karım da onlarla birlikte kaçmış. Alçak karı. Kızımla artık yalnız kalmıştık. Silahı alıp onları basmayı düşündüm ama artık bir kızım vardı. Ona bakmalıydım. O yüzden eskicilik yapmaya başladım. Bunu kızımdan gizli yapıyordum. Ama kızım anlamaya başlamıştı sanki. Küçüktü ama anlıyordu. Ve artık başka bir iş bulmam gerekiyordu. Sonra posta kutusunda bir afiş gördüm. Üzerinde Rainbow Friends'te işçi aranıyor yazıyordu. Ben de eskicilikten iyidir dedim ve bu konudan kızıma bahsetme kararı aldım. Çünkü hem eskicilikte artık fazla para yoktu. Tüm faturalar birikmişti. Yani bu işe girmekten başka bir çıkar yolum yoktu sanki. Ama kızıma da sormak istiyordum bunu. Sonuçta hurdacılık yaptığımı kızımdan daha fazla ne kadar saklayabilirdim ki? Düşündüm dostlar. Çok düşündüm. Ama bu işten başka bir çıkar yolum yoktu sanki. Fakat kızıma son bir hediye vermek istiyordum. Ve bu hediyeyi de Rainbow Friends oyun alanından çalacaktım. Oraya gittiğimde terk edilmiş gibiydi. İçeride dolaşıyordum boş boş. Bir şeyler arıyordum. Peluş oyuncak veya onun gibi bir şeyler. Sonra bir oda gördüm. Oradan kıvılcımlar ve bağırtı sesleri çıkıyordu. Çok korkutucuydu. Doktor adamın birisini makineye kapatmış, onu canavara dönüştürüyordu. Orada turuncunun dönüşümünü izliyordum. Çok korkutucuydu. Bakamadım, yapamadım. Birden bana yardım edin diye bağırdım ve doktor bana döndü. Ve orada bana söylediklerini asla unutmayacağım. Asla. Sen de benim arkadaşım olmak ister misin? Arkamı döndüğüm gibi topuklarım kafama vura vura koşuyordum. Nereye gittiğim ben de bilmiyordum. Sonra bir havalandırma gördüm ve oraya girdim. Karanlıkta bir süre kaldım. Sonra bir kibrit yakma sesi geldi. Arkamı döndüğümde onunla yüz yüze gelmiştim. Uyandığımda bir masaya bağlanmıştım. Beni bağlamasa burnunu kırardım onun. Sonra gözümü açtım ve doktor karşımda duruyordu. Bana karımın ve çocuğumun fotoğraflarını gösterdi. Yani şimdi benim arkadaşım olmak yerine onların ölmesini mi seçeceksin? Sen bilirsin. Hadi ama bu resmen şantaj. Sakin sakin dostum. Bu sadece minik bir anlaşma. Korkmana hiç gerek yok. Orada bana bir anlaşma imzalattı. Anlaşmada eğer onun arkadaşı olursam kızıma bakacağı yazıyordu. Aslında bunu kabul etmekten başka bir çarem yoktu. Kızım için bunu yapardım. Daha sonra bana mevzuyu anlattı. Ne yapmam gerektiğini, eğer onun için çalışırsam bana para verecekti. Ama tabii ki de o yalan söylüyordu. Çünkü o yalancının teki. Kızımın hayatı için bunu yapmak zorundaydım. Ve anlaşmayı kabul edip imzaladım. Sonra masaya geri attım. Dönüşüm başladı. Bu aşırı acı vericiydi. Daha önce hiç bu kadar acı çekmemiştim. Ve sonunda acı bitti ve artık bu şeklimi aldım. Eskiden daha yakışıklıydım. Bakma şimdiki tipsizliğime. Ona hemen kızıma para göndermesini söyledim. Ve bunu kabul etti. Tabii biraz çalışmam gerekiyordu önce. Önce onun için çalıştım. Ve Rainbow Friends benden sonra daha başarılı oldu. Böylece kızıma para göndermeye başladı. Kızımın haberlerini alıyordum. Mutluydu ve artık daha başarılıydı.
ressam olacakmış büyüyünce. Kızımı böyle mutlu görmek beni de mutlu etmişti. Ama doktorun yaptığı o şantajı asla unutmam. Bir gün kızım Rainbow Fiance'a gelmişti. Onu gördüm. Aynı annesine benziyordu. Ama ondan çok daha akıllı ve başarılı bir kız olmuştu. Beni tanır diye hemen oradan kaçtım ve havalandırmaya saklandım. Çok üzülmüştüm. Kızım dibimdeydi. Yanımdaydı ama ona sarılamamak beni bitiriyordu. O etrafta dolaşırken onu izliyordum. Büyümüştü, kocaman olmuştu ve çok güzel. Sonra da doktorun onun yanına gittiğini gördüm. Doktor onu odaya götürüyordu. Sanırım kızım Rainbow Friends'e katacaktı. Adına çok üzüldüm dostum. Gerçekten üzücü bir hikaye. Ama şimdi bizi öldürmene gerek yok. Sonuçta kızın güvende değil mi? Ya salak mısın sen Mavi? O adamlayken güvende olduğuna inanabiliyor musun gerçekten? Geçen buraya polisler baskına geldi. Neden geldiler? Kesin o adam kızıma bir şey yapmaya çalıştı. Kızım da polisi aradı. O yüzden o adamı öldüreceğim. Hiçbir şekilde kaçamayacak benden. Hayır, bu korkunç. Lütfen sakin ol. Sakin falan kalamam. Kızımı yeni arkadaşı yapmasına izin veremem asla. Benim de misin dostum? Hadi kızı kurtaralım. Kırmızı, konuşmamız gerek. Amor, sanırım geç kaldın. Kızım. Hadi artık doktor, dişlerimi temizle. Ona söylesen artık Mor. Hadi dostum, yapabilirsin. Evet tatlım, benim. Baba, baba sen yaşıyorsun. İyi olmana çok sevindim. Seni çok seviyorum. Aa, kızım, ben çok özür dilerim. Sadece sana daha iyi bir hayat verebilmek için bunu yaptım. Her şey senin içindi. Üzülme dostum, şimdi sizi kavuşturacağım sonsuza kadar. Hayır, Mavi. Hallediyorum. Ben bir serseriyim. Bana bulaşmayacaktın kırmızı. Bu kızım için.